Sevgili vatandaşlar, kısa süre önce katıldığım bir televizyon programında benimle beraber aynı programda bulunan Demokrat Parti sözcüsü Sayın Neslihan Çevik'ten çok ilginç bir şey öğrendim. O programda söyledi. Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye'nin ÖSO, Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki bölgelerinde Türk vatandaşlığı elde etmiş yüz binlerce Arap var. Buralarda Türk vatandaşlığı verilen Araplara Arapça seçimler için propaganda yapıldı. Bu bilgiyi Demokrat Parti sözcüsü Sayın Çevik'ten öğrendim. Düşünün, Ürdün'desiniz, Birleşik Arap Emirlikleri'ndesiniz veya başka bir Orta Doğu ülkesinde emlak karşılığı yani gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşlığı elde etmişsiniz veya belki bunu bile yapmadan sizi Türk vatandaşlığına geçirmişler. Oy kullanıyorsunuz. Bu kişinin verdiği oy benim, sizin, komşunuzun, akrabalarınızın, ailenizin, dostlarınızın, ister sizin aynı partiye oy versin, ister başka partiye oy versin, bütün vatandaşlarımızın oylarıyla eşit. Bu insanlar bizim geleceğimizde söz sahibi oluyor ve onlara Erdoğan'a oy vermeleri için Arap ülkelerinde Arapça propaganda yapılıyor. Geçenlerde iktidar yanlısı A Haber kanalında trajikomik bir sahne yaşandı. Havaalanında gümrük kapısında oy kullanan bir kişiye mikrofonu uzatan A Haber muhabiri, o kişinin Arapça konuşmaya başlaması, Türkçe bilmemesi üzerine neye uğradığını şaşırdı. Apar topar yayını sonlandırmaya çalıştılar ama onlar yayını noktalayana kadar oy veren, Türk vatandaşlığı verilen ama Türkçe bilmeyen bu Arap şahıs bir şeyler söyledi. Bu çok hazin bir sahneydi. A Haber apar topar bu görüntüyü kesti ve sosyal medyada yayılmaması için de ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü vatandaşlarımızın, Türkiye'de yaşayan 85 milyon insanımızın bu konudaki bazı gerçekleri bilmesini istemiyorlar. Ben buradan soruyorum, iktidar yanlısı medyaya da soruyorum, iktidara da soruyorum. Vatandaştan ne saklıyorsunuz? 400 bin dolarlık gayrimenkul karşılığı Türk vatandaşlığı satılıyor bu ülkede. Evet, 400 bin dolarlık gayrimenkul alırsanız size Türk vatandaşlığını satıyorlar. Buna rağbet gösterenlerin çok büyük kısmı Arap ülkelerinden. 2022 öncesinde bu meblağ 250 bin dolardı. 250 bin dolara gayrimenkul alıp Türk vatandaşlığı elde ediyordu pek çok insan. Lütfedip bunu 400 bin dolara çıkarttılar. Tabi burada işin bir başka boyutu daha var. Siz eğer ekonomiyi kötü yönetirseniz işte böyle vatandaşlığı da parayla satmak zorunda kalırsınız. Bir avuç dolar için. Türk vatandaşlığına geçirilen insanların bazıları sığınmacılar. Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacıların bir kısmı Türk vatandaşlığına geçirildi. Kesin sayısını bana soracak olursanız bilmiyorum. Çünkü açıklamıyorlar. Vatandaşlarımızdan gerçekleri gizlemeye devam ediyorlar. Ama sayılarının belki 200 bine dayandığını, belki 200 bini de geçtiğini tahmin edebiliriz. Çünkü birkaç yıl önce sayıları 100 bini geçmişti. Aradan geçen zamanda vatandaşlık verilen Suriyelilerin sayısının 200 bini aştığını tahmin etmek hiç de zor değil. Buna ilk olarak zengin, hatta orta halli Araplar gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşlığına geçiyor. Kesin sayıyı iktidar açıklamıyor. Belki vatandaşlık verilen Arapların sayısı milyon seviyesine, belki 1 milyon üzerine çıkmış olabilir. Ben tekrar soruyorum. Bu ülkenin 85 milyon insanından ne saklıyorsunuz? Neden bu sayıları açıklamıyorsunuz? Kimlere Türk vatandaşlığı verdiniz? Türk vatandaşlığı verdiğiniz insanları hangi kriterlere göre seçtiniz? Türkçe bilmeyenlere vatandaşlık verdiniz belli. Kendi kanalınızın kamerasına takıldı. Ve bu insanlar sizin, benim, dostlarınızın, akrabalarınızın, ailenizin, komşunuzun kaderine karar veriyorlar. Oy veriyorlar. Ve evet, bu insanların hepsi Tayyip Erdoğan'a oy veriyorlar. Bu durumdan rahatsız olmayan ve bu sorunun mimarı Tayyip Erdoğan'a destek veren bir milliyetçilik olabilir mi? Benim hafsalam almıyor. Böyle bir meseleden, böyle bir sorundan rahatsızlık duymayan bir milliyetçiliği ben anlayamıyorum. Fakat görülen o ki MHP üst yönetimi, Sayın Bahçeli bu konuda bir rahatsızlık duymuyorlar. Belki bu durumdan memnun dahi olabilirler. Ama ben bu noktada MHP'nin seçmenini, hatta MHP teşkilatlarındaki üyeleri partinin üst yönetiminden ayırıyorum. Ben onların bu konudaki hassasiyetini biliyorum. Para karşılığı veya başka şekillerde sayıları belki milyona ulaşmış Arap kökenli insanların Türk vatandaşlığına geçirilmesi, oy kullanmaları, bizim kaderimize etki etmeleri eminim ki Türkiye'de kendini milliyetçi diyen insanların tamamına yakınını rahatsız eden bir durumdur. Biz şunu söylüyoruz çok net bir şekilde. Türk vatandaşlığı satılık değildir. Türk vatandaşlığı gayrimenkul karşılığında satılık değildir, satılık olamaz. Şayet siz bu durumdan memnunsanız, evet bu insanların vatandaşlığa geçirilmesinden memnunuz. Türkçe bile bilmeden oy kullanmalarında hiçbir sakınca yok.
Daha da fazlası vatandaşlığa geçirilsin, oy kullanmaya devam etsinler, bu beni rahatsız etmiyor diyorsanız oyunuz Tayyip Erdoğan'a. Bu şekilde vatandaşlığa geçirilen Arapların bizim kaderimizi belirlemesinde bir sakınca görmüyorsanız oyunuz Tayyip Erdoğan'a. Fakat bu garabet son bulmalı, bu garabete son verilmeli diyorsanız oyunuz Kemal Kılıçdaroğlu'na. Karar ver Türkiye.